Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bu hafta iki tane video koyuyorum. Üçüncü Netflix Türk orijinal filmi olan Geçen Yazı bugün sizlerle konuşmak istedim. Birazcık incelemesini yapacağım. Film bugün çıktı. Hafta sonunda bence gayet izleyebileceğiniz bir film. Hemen videoya geçelim. Çünkü genel olarak pozitif düşüncelerim var bu filmle alakalı. Hadi konuşalım. Evet, şimdi öncelikle geçen yazın konusundan bahsedeyim birazcık. Bodrum'daki bir yazlık sitesinde geçiyor bütün film. Çoğunlukla iki kişinin hayatını izliyoruz. Yani çoğunlukla birinin ikinci kişiyle olan ilişkisini istiyoruz. Şimdi ana karakterimiz Deniz. 16 yaşında, 16-17 yaşında lisede hala okuyor. Ve işte yazlığa gidiyor. Orada hoşlandığı bir kız var. Ablasının arkadaşı Aslı. Ve çoğunlukla film bunun üzerinden ilerliyor. Film bir olgunlaşma coming of age hikayesi. Bunun üzerine birazcık konuşacağım az sonra ama genel olarak konu bunun üzerinden ilerliyor. Türk sinemasında yeni olan bir şey böyle yazlık çevresinde yaz hikayelerinin anlatılması. Ama hani yabancı sinema mecrasında bu yazın geçen coming of age olgunlaşma hikayeleri çok fazla var. Ama ben ilk defa en azından Türkiye'de bu kadar büyük bir platformda gördüm. Varsa aşağı yazabilirsiniz. Ama evet. Hi besties. Ben şu an bu videoyu editliyorum. Aklıma bir tane film geldi. Yine böyle coming of age filmlerinden biri, Türk filmlerinden. Biz Size de Döneriz diye bir tane film vardı. O daha böyle üniversite mezunu gençlerden bahsediyordu. Onların coming of age hikayesiydi. Ama ben hala şu sözümün arkasındayım. 16-17 yaşlarındaki, lise çağındaki insanların coming of age hikayeleri yok Türkiye'de. Bunun bence en büyük nedeni genel olarak o yaş grubunun Türk halkında herhangi bir şey yaptıkları zaman ergen damgası yemesi. Tabii bunun hakkında konuşmam çok ayrı bir video ya, ama evet, altına imzamı attım. Konu aslında bundan ibaret. Deniz'in Aslı'ya yakınlaşma çabası ve aynı zamanda Burak diye bir karakter daha var. Burak da Aslı'dan birazcık hoşlanıyor. Bu yazlık dramaları. Şimdi öncelikle film hakkındaki genel düşüncelerimi size söylemek istiyorum. Film güzel. Ben filmi beğendim. Ama yabancı standartlara göre böyle hani çok aham şaham bir şey yok. Birazcık klişelerle dolu bir film. Ama Türk standartlarına göre iyi. Bunun dışında kostümler çok güzel. Kostümleri gerçekten o kadar çok beğendim ki. Deniz'in giyindiği bütün gömlekler, yani hepsini o Kadıköy'deki thrift, ikinci el vintage şeylerden gidip bulabilirsiniz. Yani o kadar, yani baya baya kostümleri tutturmuşlar bence. 2002 doğumluyum tabii, ben nereden bileceğim, o da ayrı bir konu da. Hani bunlar benim babamın, annemin dolaplarında bulduğum gömleklere kıyasla. Evet, 90'ları baya iyi yakalamış kostümler. En azından benim için. Özellikle Deniz arada böyle kafasına jöle atıyor. Çok kötü. Yazlık kültürü, yaz kültürü genel olarak bence güzel işlenmiş. Cornetto reklamı gibiydi. Bu kötü bir şey değil asla. Ama her an bir yerden Yalın çıkıp Cornetto reklam şarkısı söyleyecek gibi geldi. Bu kötü bir şey değil çünkü ben Yalın'ı çok severim. Kanalımdaki izleyicilerin çoğu benden küçük olduğu için şu albümü dinlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Filmi özetlersem Cornetto reklamı, ama gerçekten güzel bir Cornetto reklamı. Şimdi Deniz'e geçmek istiyorum. Evet, şimdi filmle alakalı tek problemime geleyim. Deniz karakteri ve genel olarak karakterler. Karakterlerin hiçbirine ısınamıyorsun. Oradalar yani karakterler. Anlatabilir miyim bilmiyorum. Yani şey açısından karakterlere ısınamıyorsun, karakterleri umursamıyorsun ki bence bu bir film için kötü bir şey. Filmin hem atmosferi hem konusu çok güzel. Karakterlerde çok sıkıntı vardı bence. Özellikle Deniz'de ana karakter olduğu için. Deniz filmin üçüncü kısmının başında karakter gelişimi yaşıyor gibi oldu ve sonra karakter gelişimini çöpe attılar. Şöyle bir sıkıntı var. Karakter gelişimi yaşasaydı da az sonra Aslı karakteri hakkında söyleyeceğim şeyler olacaktı. O yüzden genel olarak karakterler kötü yazılmış. Karakterler kötü yazılmış. Aslı'dan bahsetmek istiyorum. Aslı'nın nasıl bir Manic Pixie Dream Girl olduğundan bahsetmek istiyorum. Manic Pixie Dream Girl. Erkek veya kadın karakterin hayatına ansızın giren, erkeğin istekleri veya hallerini iletmek dışında kendi hayalleri veya istekleri olmayan, hayalleri olsa da düz veya tek boyutlu olan, söz konusu karakterin sıkıcı ve sıradan hayatını spontane davranışlarla renklendiren kadın karakterleri Manic Pixie Dream Girl denir. Yani spontane, değişik, diğer kızlar gibi değil. Aslı da birazcık bu var. Ki bu kötü bir şey değil. Çünkü ben mesela en sevdiğim filmlerden biri olan Scott Pilgrim vs. The World'de de dünyanın en büyük Manic Pixie Dream Girl örneği var. Roman of Lovers. Ama onun dışında film bence gayet güzeldi. Benim tek sıkıntım bu. İzlerseniz
veya izlediyseniz aşağı yorum atın, konuşalım. Siz nasıl buldunuz filmi? Ben şahsen özellikle böyle bir dönemde buldum. Hani tam yazın ortasında böyle bir filmle şey yapması. Ben şu an bir de yazlıktayım. Introvert ve sosyal anksiyetem olduğu için kimseyle konuşmuyorum. Kimseyi tanımıyorum mesela. Bizim siteden. Özenerek izledim. Güzeldi, güzeldi. Ben beğendim filmi. Siz de izlerseniz aşağı yorum atın. Neyse. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Eğer filmlerle ilgiliyseniz veya işte kitap, edebiyat, dizi, bunun gibi şeyler, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çoğunlukla böyle içerikler çekiyorum çünkü. Evet, benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, bay bay.